Deprem felaketi sonrası 10 il afet bölgesi ilan edilmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın da kapsama alındığını, böylece afet bölgesindeki il sayısının 11'e çıktığını açıkladı. Çelik'in muhalefete de mesajları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. Yaklaşık 2500 binada hasar tespit edildi. Depremin 10. gününde Elazığ'la ilgili kararı AK Parti sözcüsü açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra kamera karşısındaydı Ömer Çelik. Sayın Kılıçdaroğlu neredeyse bütün bu acıları, bütün bu yaşananları belli bir siyasi motivasyon için altlık yapmak üzere konuşuyor. Ve bunların hepsini birden 10 dakikada layık oldukları yere gönderirim. Ama bunu yapamıyorum, yapmayacağım. Çünkü şu anda dediğim gibi tek odağımız afetle mücadeledir. Sivil toplum kuruluşlarının bağış kampanyalarına yönelik itirazları da değerlendirdi. Önemli olan devletle koordinasyonun sağlanması dedi. Sivil toplum örgütlerinin meşrebine göre, mezhebine göre ayrımcılığa uğradığı şeklinde bir takım haberler yayılıyor. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Belli bir grup vatandaşımız ben bu sivil toplum örgütüne yardım yapacağım ve onun üzerinden katkımı sağlayacağım diyorsa buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç'ın seçimler ertelenmeli çıkışıyla muhalefetin tepkisini de sordu haberciler. Sayın Arınç'ın açıklamaları kendisinin açıklamalarıdır. Partimizin herhangi bir yönetim organını ya da kurumsal görüşünü bağlamamaktadır.